Özer. Mustafa evde mi? Yok. Bak kavga gürültü çıkmasın. Lütfen git. Gelecek ama değil mi? Evet gelecek. Yolda olduğunu söyledi. O Mustafa denen herifin evi de buralardaymış. Selçuk söylemişti. Her neyse. Boş versene sevgilim artık. Bak hayatım eğer karşına falan çıkarsa... Somer. Lütfen kapattık bu konuyu. Tamam hayatım kapattım ama yine de... Olur da senin karşına çıkarsa, seni rahatsız ederse bana söyleyeceksin. Söz mü? Söz mü? Söz. Sevgilim ben de geleyim ya. Bir Sevil'e yanıma selam vereyim. Hem ilk siparişinizi de kutlamış olurum. Aha. Hı? Öyle mi? Olur. Hadi. Somer'le Türkan geldi. Somer de buraya geliyor. Sen gir içeri. Hı, görmesin sen. Şey, arkaya doğru şöyle sola doğru geç. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Somer bir tebrik etmek istedi de bizi. Bir hayırlı olsun demek istedim. Türkan'la iş hayatına çok güzel bir adım attınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şey, aslında içeriye buyur ederdim ama ortalık çok dağınık. Malum çalışmaya başladık. Benim zaten işe gitmem gerekiyor da varsa bir suyunuzu rica edeyim. Ben hemen getiririm su hayatım. Beklese. Tamam. Tamam. Şey, restoran işi. Türkan bahsetti. Aa, evet, 11'de bekliyorlar sizi, bilginiz olsun. Tamam, 11'de Türkan'la biz orada oluruz. Canım. Canım. Teşekkür ederim. Sevil'e Hanım'a da söyledim hayatım. Saat 11'de bekliyorlar sizi, tamam? Hadi gel öpeyim. Hadi görüşürüz. Sanırım benim bayağı sert bir kahve ihtiyacım var. Benim de. Oğlum nerede kaldın? Üstümü değiştirdim çıkacağım. Şey, baban içeride. Öyle mi? Oğlum. Mustafa. İyi bekleyin burada siz. Hayırdır? Yine gidin buradan mı diyeceğim bize? Hayır. Kimliğine ihtiyacım var. Ne yapacaksın? Nüfusuna mı alacaksın? Onun da sırası gelecek. Ama şimdi fotokopisine ihtiyacım var. Allah Allah ya. Türkan da burada. Herkes her şeyi biliyor. Herkese bir rahatlama gelmiş. Hayırdır ya? Bir otursana şuraya. Hadi Mustafa lütfen. Tamam. Geçeceğim bırak. Şunu bir incele. Yarın imzaya gideceğiz. Ne bu?
İncele bir sen. MK Lojistik. Ben nereden biliyorum ya bunu? Korman Zeytinciliğin tüm taşıma işlemlerini yapıyor. Hatırladım. Satın almadayken yazışıyordum sürekli bunlarla. Şu kimliğini versene sen. Hadi. Al. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mustafa Yalçın'ın... Ne oluyor ya? Şirketten bağımsız kurduğum bir firma. Korman Zeytincilik bu firmaya bayağı mesafeliydi. Yani şirket bünyesindeyse ben niye bu kadar yazıştım bunlarla? Çünkü kimse benim olduğunu bilmiyor. Yani sen gizli saklı diyorsun. Artık emaneti sahibine teslim etmenin zamanı geldi. Bana devrediyorsun. Bak bunun altından da bir Çapanoğlu çıkmasın ha. Hayır. İşleri öğrenene kadar bir süre yanında duracağım. Sonra da o koltuk gerçek sahibinin olacak. Hiç karşılaşmamış olmayı tercih ederdim. Şu işi bir bağlayıp teslim etseydik. Somer çok sık gidip gelecek buraya. Bugün yarın muhakkak karşılaşacaklar Mustafa'yla. Benim mutlaka Somer'e anlatmam lazım. Onun haberi olmadan bu işi bitirirsek sorun kalmayacak. Ben hemen gidip hazırlanayım, geç kalmayalım görüşmeye. Bu arada Cüçhan Hanım siparişini iptal etti. Şaşırmadım.